Merhaba sevgili boğalar. Selamlar sevgili boğalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bilinçokuru Astroloji Haber Merkezi'nin 2014 Ocak ayı yorumlarına hoş geldiniz. Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan, sizlerle birlikteyiz. Evet, 2014 yılına hızlı bir yeni ayla giriyoruz. Çok güçlü ve kuvvetli bir yeni ayla giriyoruz. Neler bekliyor boğayı? Ne diyorsun sevgili Demet? Elimizde çok ciddi bir dönem ve önemli etkiler var ve boğa burcu için 2014 önemli bir yıl. Eğer hala 2014 yıllık burç yorumlarını seyretmediyseniz hemen kanalımızda altta yıllık videolara bakıyorsunuz ve yıllık videodan başınıza neler gelebileceğini detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Evet Demet, neler var? Evet, şimdi Ocak ayına bakalım. Sevgili boğalar, Ocak ayına sizin gezegeniniz Venüs'ün retro pozisyonu devam ederek başlıyoruz. Venüs retro ve yeni bir ayla başlıyoruz. Oğlak Burcu yeni ayıyla yıla başlayacağız. 9. ev sektörü aktif. Evet, 9. ev sektörü. 10 derece Oğlak Burcu'nda doğuyor bu yeni ay. Yeni ay Plüton etkili bir yeni ay. Uranüs'ün, Mars'ın karesi var. Zorlayıcı etkiler söz konusu olabilir. Ama öncü bir yeni ay olduğu için çok girişken enerjiler de taşıyor aynı zamanda. Eğitimle ilgili, medya ile ilgili, radyo televizyonla ilgili çok girişken. Bazıları radyo televizyona çıkacaklar, bazıları medyada kendilerini gösterecekler, bazıları eğitimle ilgili bazı kararlar alacaklar, bazıları da seyahat edecekler. Özellikle önceden gidilmiş yerlere tekrar gitmek. Evet, Venüs retrosundan dolayı. Yarım bırakılmış bir eğitim programına bu yeni ayda tekrar başlamak. Bazılarının yabancı bir ülkeden işte şeyi gelebilir, mesela green card almıştır, yabancı bir ülke vatandaşı olduğuna dair bir belge gelebilir. Gerçeği söylemek gerekirse böyle gezegen döngülerimiz de var. Ama unutmayınız, bu hukukla ilgili konularda sorun çıkartır. Evet. Hukuk. Hukukla ilgili, kanuni konularla ilgili olaylarda çok ciddi sorunlar çıkartır. 9. ev sektörleri, hukuksal bir davanız varsa kaybedebilirsiniz. Beklemediğiniz bir mahkeme kararıyla karşılaşabilirsiniz. Bazı problemli haberlerde alınacağını gösterir. Uzak akrabalardan da. Uzak akrabalarla ilgili ani hastalık haberi olabilir, sorunlar olabilir. Zaten Venüs retro şu anda. Evet, yani Venüs retro 9. evde olduğu için ya eskiden kalmış, tam halledilmemiş bir konuyla ilgili bazı haberlerde girecektir. Evet, devam edelim. Başka neler var? Ayın ilk haftası bu yeni ay enerjileriyle, gökyüzündeki gerginlikle biraz devam edecek. İkinci haftaya baktığımızda Güneş'in ve Merkür'ün burç değiştirdiğini görüyoruz. Merkür Kova Burcu'na geçecek 11 Ocak'tan itibaren. Kariyer ön plana çıkmaya başlıyor. Kariyer Kova Burçları için öne çıkacak. 31 Ocak'tan Merkür Kova Burcu'nda olacak. 16 Ocak'ta Yengeç Burcu'nda Dolunay meydana geliyor. 25 derece Yengeç Burcu'nda Boğa Burçları'nın 3. evinde oluyor bu Dolunay. Dolunaylar tabii ki bazı sonuçlar getirebilirler. Bazı elde edişler ortaya çıkabilir. 3. ev konuları yine iletişimle ilgili konular, eğitimle ilgili konular, yakın çevre, kardeşler, seyahatler veya kısa seyahatler. Evet, İşleriyle ilgili tanıtım, reklam, pazarlama gibi konularda bazı. Ama bunlarda sorun var. Evet, çünkü yani bunlarda sorun var. Venüs'ün retro olması, yine Venüs'le Mars'ın kare olması yeni ay, dolunay sırasında özellikle ilişkilere dikkat çekiyor. Dikkat etmek gerekiyor. Duygusal hayatınızla ilgili beklenmedik haberler gelebilir. Birlikte olduğunuz insanın gerçek anlamda bir farklı yönünü görebilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz farklı yön sizi rahatsız edebilir. Bir, bu. İki, kardeşler arası sorunlar. Üç, otomobilinizle ilgili arızalar biraz 16 Ocak civarında olabiliyor. 24 Ocak'ta Akrep Burcu son dördünde olabiliyor. 25 Ocak Merkür Kare Satürn'de olabiliyor. Bunlara dikkat ediyoruz. 30 Ocak Kova Burcu'nda yeni ay ile beraber iş ve kariyerimizle ilgili yeni bir dönem başlıyor. 30 Ocak'tan itibaren 31 Ocak'ta da Venüs ileri harekete geçiyor. Evet. Aslında bir boğa burcunun doğum haritasında Venüs geri harekette ise aslında bu dönem onun için avantajlı. Peki Venüs'ün ileri mi geri harekette mi olduğunu nasıl bulabiliyor Demet? Bu çok kolay. Hemen Bilinçokulu'ndan nöbetçi astrologlarımıza sorabilirler. Bilinçokulu'ndan nöbetçi astrolog servisimiz 24 saat Bilinçokulu üyelerine ücretsiz bir şekilde Venüs'ünüz ileri mi geri mi? Bu yeni aydan veya bu dolunaydan nasıl etkileneceksiniz? Olumlu mu ve olumsuz mu şeklinde size bilgiler rahatlıkla veriyorlar. Evet arkadaşlar, önümüzdeki ay görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Hoşçakalın. Güle güle.